Abla bak simlilerden. Aa, bunu istedim Best Hanım nereden biliyordu? Kedi sen mi söyledin? Vallahi sana helal olsun kız. Vallahi iyi ki de söyledin ha. Çok güzeldi, çok güzel. Sen neden öyle suratın düştü? Ha. Alanur Hanım'la gitti, ondan öyle oldu herhalde. O ne ki? Bu... Çok özel bir parça. Evet. Bizim oralarda uğur getireceğini inanılır. Harika, çok güzel bir şey bu Keti. Çok güzel. Bak ağlıyor. Aman be Keti, sen de ne sulu göstün ha. Kız ağlama. Bak bugün çok güzel bir gün. Bak ben bir sürü malzemem de var. İstersen kullanabilirsin. Lütfen bugün gül. Bak ben mutluyum. Zühre abla mutlu. Aslı Hanım da bak gördün ne kadar mutlu. Çok güzel bir gün bugün ya. İlle de ağlayacak. Bak. Ay Fatoş ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Aslı Hanım. O güzel ellerinizden çıkan yemekler hazır mı? Yemekler hazır efendim. Soğumalarını bekliyoruz, sonra hemen paket yapacağız. Tamam. O zaman paketleyelim. Çok teşekkür ediyorum ya. Siz olmasanız ben ne yapardım? Ne demek? Keti. Ve sen. Sen de ayrısın. Yerin çok ayrı. Nasıl olur? Gel. Herkes ufak tefek bir şeyler aldım. Bunlar da sana. Ben hediyeyle kandırılacak yaşı çoktan geçtim. Mina, sadece çocuklara hediye alınmaz ki. Kardeşler de birbirine hediye alabilir. Açmayacak mısın? Kitabı çok severim. Bana çok iyi gelmişti. Okumuştum. Bazen kimsenin beni anlamadığı, hatta kendime bile anlatamadığım zamanlarda hep yazarım. O gün ne yaşadıysam, içimden ne geliyorsa bütün hissettiğim her şeyi yazarım. Senin gibi. Ama bazen yeni bir sayfa açmak gerekir. İnsan kendi derdini kimseyle konuşmak istemeyebiliyor. Çünkü herkes kendi derdini çözme peşinde olduğu için. O yüzden yazmak sana çok iyi gelecek. Güle güle kullan, olur mu? Özür dilerim. Yaptıklarım için. Hepsi için. Ben de teşekkür ederim. Kardeşim olduğun için. Son dosyaların bir kopyasını da karşı tarafa iletelim. Peki efendim. Dayım gelmiş. Sen böyle şeylerle ilgilenmiyorsun sanıyordum. Niye gelmiş? Niye gelsin abi? Adamı evinden ettiniz, işinden ettiniz. Yardım istiyor haklı olarak.
Metin, senden bir şey isteyeceğim. Benim sadece şu korumam için senin yardımına ihtiyacım var. Aşkım lütfen hiç inme. Bunlar ne? Bugün ben ne dersem o yapılacak. Tamam hayatım ama önce bir geçelim. Yok, bahane istemiyorum. Arabamıza biniyoruz, sonra bu güzel yemekleri ben yapmışım gibi yiyoruz. Nereye? Sürpriz. Pikniğe mi gidiyoruz? Mehmet, soru sorma hadi. İşimi kolaylaştırdığın için sağ ol Aslı. Bayağı sevdin burayı. Çok sevdim. Yani sevinecek gibi değil ki Mehmet. Bugünden sonra daha çok seveceğim. Ama o kadar da sürpriz değil biliyorsun. Ona ilerleyen saatlerde karar verelim. Diyorsun. Büyük laflar. Görelim bakalım. Mehmet bak çok pişman olacaksın. Sen kendine söylemedin mi ya? Gözlerimi kapat dedim. Ondan sonra hayal et dedim. Sen de hayal ettin ve burayı hayal ettik. Tamam hayatım ben bir şey demedim. Tamam sustum. Mehmet, hiç onu oraya koymak, bu minderleri koyacağız, daha yerleştireceğiz, onları koyacağız. Hayatım tamam dur, yavaş. Bak, yine dinlemedin beni, onu koydun oraya. Sepetimizi de al. Nereye? Nereye? Ya evimize Mehmet. Ya işte plan taktın. Gıcıklık olsun diye mi yapıyorsun sen? Ya tamam, dur tamam. Gel buraya. Ya döktün içine gel buraya. Dur tamam.